Merhaba sevgili takipçilerimiz, kankalarımız, sevgili değerli izleyici konuklarımız. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Tokat'tayız. Burada Tokat Belediyesi Canik Dükkanı El Sanatlarım Merkezi var. Çekimden dolayı zoom yapamıyorum, o yüzden net olmayabilir ama şurada da net ve yapma. Her şey yani. Daha yine aynı şekilde bir şey var. Ney var? Cami var. Görüyorsunuz zaten. Zoom'u açıkçası telefon otomatik yapıyor biraz. Dokunuyordu oraya. Çekimi rahat yapamıyoruz. Şimdi biraz daha sonundayız bakalım. Evet, şimdi girişimizi yapabiliriz. Şuradan geçerken beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz bu arada. Elimizde bokluyuz. Bakalım bakalım. Hadi yana kalkalım benim. Ya Allah, bismillah. Şu karşıya geçemeyeceğim ben. Burada karşıda gösterdiğim türbeler var. Şey yok değil aslında. Çok güzel şeyler var. Bakmadan hep insanızın aynı şekilde olmak var. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm. Hey 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 hey. Şu dağıt diskilerde nereyi görebilirsiniz? Görmüş olduğunuz gibi burası tarihi bir cami. Yani rehberlik yetkinliğinde olmadığım için buranın tarihini sizlere açamıyorum, kusura bakmayın ama şurada Evliya Hazretlerini görmektesiniz. Türbe-i Şerif'i görmektesiniz. Gülleri görmektesiniz. Şimdi bence burada girişimizi yapalım. Türbenin yanı başında, evliyaların yanı başında. Zaten Besmele ile başlaman efsanevi, ötesi iş demek. Yes! O yüzden merhabalar sevgili takipçilerimiz, kankalarımız, sevgili değerli izleyici konuklarımız. Yes! Yeni videomuza hoş geldiniz şu manzaradan. Sefalar getirdiniz sevgili değerli izleyici konuklar. Bugün sizlerle bir Tokat vloguyla karşınızdayım. Şurada abdestlik var. Güzel bir cami. Yani sizler buradan isterseniz abdestinizi alabilirsiniz. Şurada umumi tuvalet var efendim. Şuradan baktığınız zaman Tokat Belediyesi yazılı. Oturabileceğiniz yerler. Rahatlıkla abdestinizi alabileceğiniz, elinizi yıkayabileceğiniz bir yer. Camiye nereden gidiyor derseniz, bilmiyorum şuradan giriş var mı ama bu giriş farklı yer bence. Galiba lavaboya gidiyor yine. Yani gördüğünüz gibi. Bakalım. Size yürümeye devam edelim. Bakalım neler var neler yok. Devam ederiz zaten. Şimdi şurada kırmızı gülleri de çekeyim. Şöyle görselimizi alalım. Şuradan devam edelim. Buradan açıkçası Erbab Mısın Erbab programımıza ilk bölümde konuk olmuş kendisi. Adi Gözüyor abimize tekrardan buradan kucak dolusu sevgiler, hürmetlerle teşekkürlerimi, şükranlarımı sunmak amade etmek isteyim. Allah razı olsun. Hani kendisi rejistör olmasıyla beraber çok güzel bir şekilde Erbab Mısın Erbab birinci bölüm program çekimimizi yapmasıyla beraber, konuk olmasıyla beraber efsane bir bölüm oldu. Efsane bir ilk adım oldu. Benim ne zamandan beri zaten hayalim böyle bir program yapmak vardı. Kendisiyle hemhal oldu. Sağ olsun, var olsun. Hani burada baktığımız zaman yemlikler var. İşte kendisi de kendi ayarını çekip kendi kanalında paylaşmış o programı. Katlar bölümünde bırakıyorum. Onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Mutlaka iki kanaldan da aynı video, defalarca izlenebilir bir video. Çünkü Adi Geziyor Parkı var. Gezme Parkı var. Dünyaları gezmiş kendisi. Ve birçok konuda yetkin, birçok konuda tecrübeye sahip. Biz video için zaten çok seviyoruz. Hani kendisi bu noktada gençlerimize de büyük saygıyla yanaşmakta. Yani kendisine bu anlamda hani takdire şayan diyorum, tebrike şayan diyorum. Hani kendisi efsane bir içerik üretici, onu beyan etmek lazım zaten. Sonra hür kazanır zaten, biliyorsunuz. Hür gaz, otogaz. Efendim sevgili değerli izleyici konuklarım, ay gaz, otogaz, hür gaz, hür ol gaz. Neyse, ne diyecektim. Erbab Mısın Erbab ikinci bölümü. Bizim konuk ettiğimiz isim ise Bionic Ali, onunla buradan selam söylüyoruz. Erbab Mısın Erbab ikinci bölümü. Neyse bizim konumuz, yani davetli diyerek bizim konumuz İstanbul. Aman İstanbul nereden çıktı? Tokat.
sevgili değerli izleyicilerimiz. Tokat diyor, tokatımı yersin. Gerçekten de tokata geçince tokatlanıyoruz. Ne manada tokatlanıyoruz? Abi baktığımız zaman her yerde tokatlanıyoruz. Bir markete girmeniz de zaten ekonomi tokatlıyor. Çekimimiz az kalmış sevgili değerli izleyicilerimiz. Şurada bir madımakçı var. Oy madımak. Evet. Şimdi bakıyoruz. Şurada Turtallığı yazıyor. Şurada Turtal Amasya Erzurum yazıyor. Şurada saat kulesi var. Evet, şurada çiçekler var. Şurada akbiller üretim. Aynı şekilde ne? Tamam. İstiyor yani tokat. Ekonomi tokatlayınca ama tokatın tokatlamasına bile gerek kalmıyor. Onu söyleyeyim. O yüzden ama tokata da boş yere tokat dememişler canım. Yani tokat baktığınız zaman yüz ölçümü olarak İstanbul'dan daha büyük. Ama baktığınız zaman yani büyümesi lazım. Büyümezse çünkü adamı tokatlıyor. Buradan. Geçer ne sürede zaman mekan. Sonra etme sakın feryat figan. Geçici olma dolur zaman. Kaçamaz sonra gerçek hayattan. Geçer ne sürede zaman mekan. Sonra etme sakın feryat figan. Geçici olma dolur zaman. Kaçamazsın sonra gerçek hayattan. Kendine gel, unutma her an pençende ecel. Kurtulmak için tez düzel. İbadetin ya her daim güzel. Aklını topla kendine gel. Unutma her an pençende ecel. Kurtulmak için tez düzel. İbadetin ya her daim güzel. Geçer zaman, ev araba falan filan. Dünya malı yalan dolan. Göz açıp kapayana kadar geçen bir an. Sakın kanma geçer zaman. Ev araba falan filan. Dünya malı yalan dolan. Göz açıp kapayana kadar geçen bir an. Ben teşekkür ederim, ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Ben konuştum, onlara seslendim sizden önce. Onlara şunu söylüyorum tekraren, hatırlatmak istiyorum. Onları çok seviyorum. Onlara hizmet etmekten dolayı onların bir evladı olarak şeref duyuyorum. Onları inşallah bu etkinlikte, bu programda mutlu etmişizdir. Sizleri de burada gördüğümüz için de ayrıca mutluyuz. Ayaklarınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Siz her zaman çağırın, biz her zaman geliriz. Ben de şunu söyleyeyim başkanım, ben bütün memleketi gezdim, böyle genç yakışıklı başkan görmedim, haberiniz olsun. Gerçekten. Kahramanmışsınız. Ayağınıza sağlık. Ben bunun da önünü görmedim. Gerçekten. O zaman herkese alalım. Seyircinin ışığı var mı acaba? Evet, bu. Başkanım buyurun. Şöyle yaparsak sanki. Herkesin elini görebilir miyim acaba? Ben selfie çekerken hep kötü çıkar. Ben kötü çıktım ama bunu göze aldım. Başkan çok yakışıklı. Şu an ondan daha yakışıklı olamıyorum. Üzgünüm. Üzgün ortaydı. Çok teşekkür ederim tekrar. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sevgili misafirler, dostlar, iyi miyiz? Enerjimiz yerinde mi?